İkincilik 3. hafta 3. gününden, süper haftanın 3. gününden herkese merhaba. 3. günün ikinci karşılaşması. Bir tarafta Linci Esports, diğer tarafta Hello Cruise kozlarını paylaşacak. Sunumda ben Hoca, yanımda Trix var ama Trix sana sözü atmadan önce bahsedeyim. Senin olmadığı günde Monk, Linç'in destek oyuncusu orta koridora geçmişti ve kostüm yoktu. Şimdi Linç'in destek oyuncusu Monk üst koridora geçti. Takımın koçu Tundra, ikinci koçu ve artık koçlarından biri olan Tundra destekte. Ve Rock, bilmeyenler için hatırlatayım, Linç Esports'un önceki dönemlerde, amatör dönemlerinden bu döneme gelirkenki oyuncularından biri Rock. Kendisi orta koridor zaten. Burada Monk ve Tundra rol dışında diyeyim ve sana pası atayım. Direkt. Takımda her gün farklı rolde birini görüyoruz. Birazcık kötü oldu tabii Linç adına, onu da söylemek lazım. Evet, İki mağlubiyet aldılar üst üste. Ama ya farklı rol değişince bir özgün oluyor tank. Yani bir farklı şeyler yapmak istiyor insan. Bakalım bu seride bir şeyler gösterecek mi bize? Ama üst koridor da çok sıkıcı bir koridor ya. Monk için düşünüyorum şimdi böyle agresif böyle şampiyon. Böyle agresif biliyorum, şampiyonları düşünüyorum. Yani üst koridor hangi role geçmek istersin deseler de üst koridor en son derdim. Evet. Bakalım. Senin özellikle ormandan Atölyüs performansın hala ağzımızda. Teşekkür ederim. Tadı. Onu da söyleyeyim. Aphelios tercih geldi erken bir aşamada. Carrion'un en çok oynadığı şampiyon. Gerçekten iyi bir performans sergilemişti. Yasaklamaları çok değinemedik takımları konuştuğumuzda ama Lilia, Caitlyn ve Karthus yasaklaması, Lilia ve Karthus direkt olarak. Fro yasaklaması. Öte tarafta Corki, Skarner ve Ashe yasakladı. Linç meta yasaklamaları olarak karşımıza geliyor. Oo. Bu arada bir tane daha oyuncu değişikliği var. Ondan da bahsedeyim sana. Hello Crows'un nişancısı. Dün Neva'ydı. Ondan önce Ezru'ydu. Şimdi Karbey oynuyor. Yedek oyuncusu olması lazım Hello Crows'un Karbey. Emin olmamakla beraber öyle aklımda kalmış listede. Bir Seraphin geldi bu arada. Sana evet. Oyuncu değişikliklerini sormaktan yasaklaması için sormadım ama. Birazcık şaşırttı ve yanına Kindred. Hızlı bir şekilde, kör bir şekilde Kindred. Bu ilginç. Birazcık farklı, evet. Şimdi bakalım nasıl bir cevap gelecek Kindred'e karşı ormanda. Brand tercihi, yani tercih edilebilir ama Kindred de bu eşleşmeyi birazcık sever. Olaylar iyi giderse. Tabii Brand'in orman dönmesi Kindred'e göre bayağı bir hızlı erken oyunda. Viego yöneldi ama Flora. Viego Ahri mi geliyor yoksa? Rise. Bizim bilmediğimiz bir şeyler dönüyor Tankut. Yine bir Linç Esports, yine bir Linç yasaklama seçmek önünde. Tabii şey olabilir bu. Üst koridor Rise olabilir. Şimdi bildiğim kadarıyla Monk bir destek oyuncusu olmasına rağmen kariyerinin bir döneminde üst koridorda da oynadı diye hatırlıyorum. O yüzden yine Rise üst koridorda da olabilir. Tabii ama mavi taraftan bunu esnetmek birazcık zor olabilir. Son seçimi bırakırlarsa Hello Cruise ekibi. Şimdi Rell'le alt tarafı kapattılar. Ben bu Seraph'in edikeri olacağını düşünüyorum. Seraph'in Rell mi? Evet. Öyle bir hissiyat geldi. Orta koridordan daha çok alt koridorda olacağını düşünüyorum. İlginç bir tercih olur eğer olursa. Şimdi ikinci yasaklamaları da göreceğiz. Bakalım hangi şampiyonlar gidecek. Baştan Aetherius gitti. Ben bir Braum yasaklaması da bekliyorum. Hello Cruise'dan. Kindred'le acaba orta koridorda ne uyumlu olur? Ben kafama yapıştırdım ya Seraph Ediker'i diye. Ben Seraph'in Rell ikilisini hiç kafamda oturamadığım için onu düşünüyorum sen dediğinden beri bu arada. O yüzden sessizdim. Sen güven bana. Yasaklama yapmadılar. Hello Cruise. Yani hiç tarafı yasaklama yapmadı. Yani Braum mu yasaklarlar diye düşünüyorum ama bir engage'e de ihtiyaçları var ya. Destekte de o engage'i sanırsam Leon'a verebilir sadece. Belki onlarla. Olabilir belki. Belki ama gene engage eksiklikleri olacaktır. Bakalım Hello Cruise. Blitzcrank. Evet, o da pick-up'ları vermek istemiyorlar. Bunları oynamıştı. Geçtiğimiz günlerde destekte. Şey oluyor mu Trix? Şimdi Tundra takımın koçu ya. Sen de buna evet. Benzer bir tecrübe yaşadın bir menajer olarak takımında. Böyle bir anda takımın koçu gelince şey oluyor mu? Böyle gençler halı sahada oynarken böyle 40 yaşında bir dayı gelmiş hissiyatı oluyor mu?
Gençlere oluyordur tabii. Benle dalga yani... geçiyorlardı hatta antrenmanlarda. Ben bir sinirleniyordum. Sanki diyorum keyfi bizim Ora Ormancı ban yemişti 2 günlük. Evet, İki maçlık biliyorum. Daha doğrusu. Ceza almıştı. Böyle arada tabii sonuna kadar soluk yapmıyoruz. Adamlar bilmem kaç puan. O gülüyorlar, eğleniyorlar, bir şey yapıyorlar. Skill kaçınca bak diyorum abicim. Ben burada keyfimden oynamıyorum. Siz orada solo queue'da bilmem kaç puansınız çalışırdı. Ben burada zor master olmuşum. O da master 100 falan olmuştum orada herhalde. En son sinirlenmiştim. Birazcık daha gülerseniz paranızdan keserim demiştim. O zaman da durmuşlardı. Zorba Trix diyebiliriz. Bu arada Aatrox evet. Geldi. Üst koridoru Frazer'la ellerinde izleyeceğiz. O da fena bir mevsim geçirmiyor. Yani takım kötü ilerlese de galibiyet oranı olarak. Kendisi bence bireysel olarak güzel bir mevsim geçiriyor. İkincilik içerisinde. Aatrox'la beraber bak o Seraph AD carry geliyor Tuankut. Hissediyor musun onu? Vallahi hayatımda hiç Seraph'in hissetmiyorum. Janna geldi. Bu maçta neler oluyor? Şimdi Aphelios Janna. Janna tabii rakibin üzerine gelen rakiplere karşı çok iyi. Bence Rele ve Aatrox'a karşı gayet iyi bir tercih. Evet. Bir arada Aphelios'a çok alınıyordu hatırlıyor musun? Geçen yıllarda. Kesinlikle evet. Mikiex mi oynuyordu ya? Biri oynuyordu ama sanırsam Mikiex. Tam hatırlamıyorum. Yani savaş başlatan şampiyonlar işte onlardan sana... biri Malphite. Kaya. Al sana bir Kaya Trix. Tam olarak bunu yaptı şu an Lynch. Aatrox'a karşı ne kadar iyi bilmiyorum ama geride durur ve takım savaşını başlatır. Çünkü karşıda Kindred, Seraph gibi şampiyonlar varken o arka tarafa da girmek gerekecektir. Viego tek başına yetmeyecek. O reset alma tarafında. Şimdi Sylas var. Oo, bunu unuttunuz. Bunu unuttu şu an Lynch ve şu hamleyle Hello Cross. Bence bayağı bir öne geçti yasaklama seçim ekranında. Al sana bir kaya. Bende daha büyük kaya var dedi şu an Jean. Ama bak Sylas'ta. O Seraph nereye gitti? Ya nişancıya gitti. Evet tabii sen dediğin doğru da ben hala o tercihin sebebini anlamıyorum. Karbey takımın yedek oyuncusu muhtemelen seviyor bu eşleşmeleri. Ve daha rahat edeceğini düşündüyse demek ki. Ya taşıyıcı eksikliklerini orada Kindred'le kapatıyorlar. Zaten bu yüzden de birlikte alındılar Seraph ve Kindred. Bence Sylas seçimiyle beraber bayağı bir rahat etmişlerdir. Şu an orta taraftaki ilk ikiler de güçlü. Alabilecekleri bir Malphite, Viego, Janna. Yani ultiler çok iyi gözükmese de gene işlevsel. Yine de Malphite'ın ultisi bayağı burada bir kilit. Ben iki tarafı da beğendim. Evet, iki tarafında belli başlı kazanma koşulları var. Ben biraz daha Seraph'in soru işareti. Ben de öte tarafta solda da Ryze soru işareti. Çok yakın bir yasaklama seçim ekranı. Bakalım vadide düğüm nasıl çözülecek? Vadide yerimizi aldık. Bir tarafta Lynch Esports, diğer tarafta Hello Cross. Hello Cross kötü gidişata bir dur demek için galibiyetler almak istiyor. Öte yandan Lynch Esports bu hafta süper haftada 2 günde de 2 mağlubiyet aldı ve 3. mağlubiyeti almak istemeyeceklerdir muhtemelen diyelim ve vadide Strix. Evet. Real Sylas'ın sanırsam o erken öndeki baskını kullanacaklar. Duvardan atladılar. Keşke birazcık daha bekleselerdi. Real orada iyi pozisyon almıştı. Bakalım yani şampiyonları nasıl kullanacaklar. Dediğim gibi Kindred, Sylas ikilisi erken oyunda sıkıntılar yaratabilir Ryze Viego'ya. Yani Viego nasıl reset alacak sorusu hakkında canlanıyor şu an Tankut. Yani çok fazla hasarları yok. Düzenli hasarları var bence evet. Yani Ryze, Aphelios'la beraber ama ani hasar anlamında yani Malphite de olmasa hiçbir şeyleri yok bence ki Malphite de tank gidecek zaten. Ya orada şey de birazcık önemli bence. O bir seviye 1'de bir şeyler oluyor. O erken bir deneme gelecek dediğin gibi zincirleri tutturmayı başardı. Rock iyi hasar verdi Can. Şimdi Rock geri dönüş hasarını verecek. Evet. Güzel takas. Keşke devam mı etseydi diye düşünüyorum ama tabi Ryze de mesafeli bir şampiyon olduğu için. Tabi arka tarafı da görmüyor. Hı. Sıkıntı olabilirdi. Yine de güzel takas. Ryze ilk potunu kullandı. İki ormancı şu an üst taraftan başlıyor. Alt tarafa doğru ilerleyecek. Tabii şunu söylemek lazım. Monk üst tarafta Malphite oynamasının bir sebebi de yani bir de Yonca Malphite'de girmiş. Neydi o kolonun ismi? O Malphite mainlerin oydu. Yonca Yeşili Malphite. Şimdi orta koridorda Tristan oynadı. İşte bir karşılaşma daha orta koridorda Nasus oynadı. Orta koridorda. Şimdi üst koridorda Malphite'in şöyle bir güzelliği var. 10 kere de ölesen Malphite Malphite'dir. Tabii. Yani her türlü işini yapacaksın. Bence daha mantıklı bir tercih olmuş Lynch adına. Bu aşamada. Peki günün sorusu gelsin mi sana? Buyursunlar gelsin. Aatrox'un kostümü neydi? Hiç bakmadım ki kostümüne.
Dur, görünce hatırlat ne olduğunu. Tamam. İkisi senin bildiğin bir kostüm, yoksa sen sormazsın. Çok basit, çok basit. Yani sen bilebilirsin, o kadar basit. Ayda, şimdi sen bile biraz saygısızlık oldu hocam. Afelius'unki ne? Afelius'unki çok renkli bir kostüm, renk paleti ama. Dur, kostümü bir kenara bırakalım. Oo, Karbe iyi bir hasar geldi. Yalnız kas. Tundra tutmaya devam ediyor. Tutuştu, bıraktı bir de üzerine. Bir dürtme hasarı daha. Yani ilginç takaslar. Bu arada evet, Heart Steel. Renklerinden şimdi tanıdım. Seviye 1'de bayağı hop, güzel bir tane daha var. Tundra kaçırmıyor. Doğan Urcan'ın Afelius'u çok iyi kullanıyorlar. Utanmazlar, bir barikat da alacaklardı yani dakika 3'te hızlı bir şekilde. Can zincirleri tutturmaya başarır. Doğrudan Rock'un üzerine gidecek gibi. Güzel bir hasar takası. Kollamaya devam edebilir. Şimdi geri dönüş hasarını verecek Rock. Yalnız aman burada bir de bir skor görebiliriz. Son anda sıçra geldi Can'dan. Yani i̇çeri, ilginç içeri bir takas. Ama o da Rice. Yani siz ne kadar Sylas olsanız da o da uzun fightlarda Rice birazcık sıkıntıya girebilirdi. Ya burada şey düşünüyorum. Acaba o üst tarafta bir takas mı göreceğiz? Aatrox vurmaya başlayacak. Tabii Cehennem Prangası vurdu ama Monk biraz daha fazla hasar veriyor şu an. Tabii manası bitti. Ama hem Ortlağın pençesi hem Mion'ların hasarı, Malphite'de böyle bir karakter. Evet, Mion'lar çok olunca Aatrox'un oradaki takası kazanması birazcık zor oldu. Yani şeyden bahsediyordum. Böyle durumlarda Tankut mesafeli şampiyonlara karşı Sylas'lar ilk vuruşla oynayıp Doran kalkını alıyorlar. O erken oyundaki rahatlığı almak için. Ama bu oyun Doran Sync'le başladı. Elektrik Ver'le oynuyor. O yüzden yani takaslarda ne kadar iyi gitse de koridor anlamında Ryze bayağı rahat bir şekilde dürtecektir. Ya biraz daha Isaac'le oynadığını görebiliriz. Böyle bir anda Elektrik Ver'in de o anlık evet, hasarıyla beraber ani hasar çok iyi çıkar. Evet. Ama işte devinde o takastan sıçrayla uzaklaşmak zorunda kaldı. Şimdi Ryze'ın bu koridora gitmesi lazım. Rel de arkadan bekliyor. Buraya bir oyun gelebilir. Şimdi iyi durumda. Rel geliyor, geliyor. Dexam geliyor. Doğalan Rock'un üzerine çullanacak gibi sıçrasını attı Rock. Görmez. Hiç riske etmedi. Çünkü yani o Jan'ın zincirler tutsa kitle kontrol zincirden çok zor çıkması. Bayağı bir hasar vurdu. Yalnız Aatrox üste dönmemiş. Hala üste dönmedi burada. Monk. O da minyonları temizlerken yalnız güzel bir hasar verdi Frazer. Tabii ama bakıyorum yani, ışınlanlar mevcut. Bu minyon dalgasını resetlemesi lazım Aatrox'un. Hop bir tane daha zıplatmayı başardı. Kötü bir pozisyonda kalabilirdi bir anda Karbey. O da Seraph'in nişancı oynuyor. Kinnet de buraya geldi. Seviye 6 güzel oldu Aatrox. Güzel kombo. Cehennem prangasında da yakalanacak mı diye bakıyorum. Monk çıkmayı başardı yalnız. Artık uzaklaşması lazım. 6 seviye olduğunu altını çizelim Frazer'ın. Henüz 6 olamadı Monk. Isaac'li bir baktı oraya baskın potansiyeli çıkar mı diye. Ya ulti basıp devam edebilir mi diye düşünüyorum. Ben de onu düşünüyorum. Beraber. Yalnız geldi içeride. Buraya ön tarafta Froy sabitlemeyi başardı. Isaac oradan atılıp uzaklaşacak. Monk 6 olmadı yalnız. Rock da buraya yakın. Oynamak ama istemediler. Monk üste dönmesini bozdu. Şu an tekrardan üst tarafa gidiyor. Aatrox ışın atıp geldi. Bu birazcık sıkıntı olabilir. Lynch'de ne evet. Kadar çok şey var. O harfi var. Monk, Froy, Rock. Hepsi birbirine bunlar, kafiyeli. Bunlar hepsi planlı. Evet, Lynch bunları planlamış. Evet, ikinci barikatı almışlar ve üçüncü barikata doğru gidiyor Lynch ekibi alt tarafta. Yani Afelius Jana koridor şu an çok rahat ve güçlü bir şekilde ilerliyor. Yani bakalım Allah Kurus ekibi nasıl cevap verecek bu Rai Seraph'la. Şimdi üçüncü barikatı da alacak. Aldı. Dediğim gibi o barikat altında almayı başardılar. Şu an keyifler yerinde. Keruşa ve Tundra ikilisinde. Yani Afelius çık uçuklarında Froy alıyor. Afelius rahat bir koridor ışınlaması geçiriyorsa bayağı bir mutludur. Hatta agresif de oynuyor. Yani şu an 20 milyonluk bir üstünlüğü var. Monk da minyonları ittirmeyi başardı. Kule altında Frazer minyonları alacak. Roy şöyle bir ejder etrafında görüşü almaya çalışıyor Lynch. Dexam'la Isaac oradan geri çekildi. Yani şu an Kindred birazcık daha seviyeye eşyaya ihtiyacı var. İlk eşyadan sonra bence o istediği hasarları vurmaya başlayabilir. O ejderi de hiç vermek istemiyor Lynch ekibi. O tarafa yöneldiklerinde hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Şimdi uzun kılıcı almış. Şu büyük kılıcı. Afelius.
Şimdi çok daha fazla hasar vuracaktır. Zaten o koridorda istedikleri bol bol minyonları itip o Seraph'ın kule altında minyon dalgalarını kaybetmesi. Onu da şu an iyi yapıyorlar. Bu safhada tekrardan bir takas. Son Q tutmadı. Yine Cennet de... prangası da çekmeyince Monk o takastan memnun bir şekilde ayrılıyor. Üstardaki objektifi aldı Lynch. Şimdi de Ejder'e başladılar. Bu da rahat bir Ejder olacaktır. Şu an onlar için bir tehdit yok. Kindred de Weagle'ın üst ormanındaki marka doğru ilerliyor. O da yükünü alacak. Şu an ikinci yük de galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız Monk bunun farkında. Ultiyle belki bir oyun gelebilir. Doğrudan ultisini kullandı. Aizen'in üzerine. Aizen'in 5 seviye olduğunu düşecek mi? Lazım. En azından birazcık canını yenilemeye çalışıyor. Orada Gromp'la 6 seviye oldu bu arada. Yani çarp atıp sıçrayla Gromp'u alıp kaçmayı başardı. Güzel oyun. Yani o çarpı atamasaydı skoru verebilirdi. Yani son anda çarpla beraber seviye 6 oldu. Yani sıçraya nasıl gerek var mıydı bilmiyorum. Hani ulti atsa kendine. Yanlış görmediysen manası vardı. Atrox'un yardımıyla beraber çıkabilirdi ama tabii diğer oyuncuların da nerede olduğunu bilmiyor. Hiç riske girmedi. Şimdi alt tarafa doğru bir bu koridoru itmeye devam ediyorlar. Dördüncü barikat gelecek birazdan. Kurtçuklar da tabii Lynch ekibine tarafını araladığı için. Yani bayağı agresif oynanlar. Minion farkı gitgide açılıyor alt tarafta. Aphelios şu an iyi götürüyor. Yani bu Seraph'ı ne zaman kullanacaklar Tankut? Ben Seraph'in bende çok büyük soru işareti. Yani evet Sylas'ı aldı. Çok iyi iş yaptı Halo Cross. Aatrox Malphite matchup'ını da aldılar ama Seraph'in çok büyük soru işareti bende. Şampiyon anlamında mı diyorsun yoksa hani ne yapacaklar? Ne yapacaklar Seraph'inle? Yani Seraph'in bu kompozisyondaki yerine. Evet şeyi anlıyorum. Kindred taşıyıcı, Seraph'in destekleyici, Rael'den kitle kontrol geliyor ama zincirleri tutturmayı başardı Dojan. Ryze'i kovalayabilir. Yalnız yerine sabitlemeyi başardı Rock. Kendisini de hızlandırıp bu takastan yarı canla kaçmayı başardı Rock. Ya benim istediğim... Durat coşkusuyla beraber. Bu şampiyonlarla beraber Rael Seraph kombosunu görmek. Ultiler geldikten sonra ama yani Lynch ekibi alt tarafta hiç onda bir fırsat vermiyor. Koridoru her zaman itip kule altında darlamaya devam ediyor. Şimdi Aphelios'tan gene rahat bir üste dönüş. Bir tane de kazma aldı. Orada Infinity'ye doğru gidiyor. Evet dakika 10. Ve ilginç de skor yok. Evet. Yani ufak çaplı bir kavuşmalar oldu ama dediğim gibi çok skor yok şu an. Bence bir ikinci direkte başlar gibi ya. Yani en azından Seraph Rally kullanma anlamında bir şeyler yapmaları lazım. Monk da ilk eşya doğmuş yürek gidiyor. Evet o tank olacak. Ulti atıp pozisyon yaratmaya çalışacak takımı adına. Bu tam bir ben tankım ama. Donmuş yürek. Yani en azından ben bir bami falan. Bir can havuzu. Yükselsin. O minyonları daha rahat temizlesin. Yok direkt ben tankım. Evet, Royce'i kuçuklarını alıyor yalnız. Fraser şöyle bir girdi var. Çıktı. Bir selam verip çıktı. Yanlış yere gelmişim. Görüşürüz. 6 tane kurtçuk. Şimdi bu kuleleri alma anlamında bayağı bir rahatlatacaklardır onları. Kesinlikle. Özellikle Malphite'ın ayrı kittirmesi için çok önemli 6 kuleler. Evet. Malphite doğmuş yürekle beraber o kuleleri patır patır vuracağız. Malphite görmeyi doğru... çok seviyorum ya bu seviyelerde açıkçası. Sen Malphite'cısın biraz ama. Ya ben tank seviyorum ya. Yani Ornn'dur, Malphite'dir. Sante'yi niye sevmiyorsun? Sante tank değil. Niye? Sante tank değil o ayrı bir şey. Ölmüyor. İşte, ama ölmesi saçmalığından, tanklığından değil. Tanklar ölüyor çünkü. Gerçek tank Malphite mıdır? Bir şey söyleyeyim mi? Hakiki tank Malphite'tir. Tank yazınca Google'da Malphite'in fotoğrafı çıkıyor. Öyle bir tank. Bence hakiki tank Ornn'dur. Ama o da tank. Ornn daha hakiki bir tank. Sana kesinlikle tank olmayan bir şey söyleyeyim mi? Üst koridorda ama. Evet. Dinliyorum. Kısante. Teşekkürler. Bu arada maç içerisinde konuşmadık ama Kerusha'nın ilk vuruş ürününü nasıl değerlendiriyorsun Aphelios'la? Bu aralar bu yeni güncellemeyle beraber saldırı gücü taşıyıcıları alıyorlar. Hı hı.
Twitch'e gördüm, Sivir'e gördüm. Ama Aphelios'u ilk defa görüyorum. Bayağı bir altın topluyorsunuz ve oradaki ağaçla beraber, yeri ürünlerle beraber eşyaları hızlı bir şekilde alıyorsunuz. Bu eşya bitirince %6 mı 8 mi bir cashback vardı. Onu aldığımı bilmiyorum ama dediğim gibi ikinci eşyaya ulaşma anlamında bayağı bir hızlanıyorsunuz. Peki ormandaki beraber minyon farkını nasıl yorumlarsın? Onu da bir sorayım sana. Birazcık şaşırttı benim. Yani Viego birazcık daha aktifti aslında. Haritada anlamında bir baskın yapmadı ama burada bir şey olacak gibi. O yüzden sonra anlatayım. Bu tarafta çünkü Roy Jan'ın doğru odaklandı. Elinde bir Malphite ultisi var Jan'ın. Evet. İşte burada takım savaşı dedim. İkinci ejderde bir şeyler olacak dedim. Oluyor gibi şu an Dinç ekibi 5 kişi topladı. Atrox yukarıda itmeye devam ediyor. Şimdi Malphite de burada Monk. Bakalım ultisiyle bir şey yapacak mı? Işından geliyor arka tarafa. Ejder pitin arkasında bir ışından geliyor. Burayı oynamak isteyebiliriz. Hello Cross. Ejder 2000 can. İyi bir Malphite ultisi. İki kişiye birden tuttu yalnız. Kindred ultisi tam vaktine geldi. Oo. Bir Malphite ultisi. Sylas'tan geldi. İlk skor kim? Aphelios'u almayı başaracaklar. Her ne kadar Lynch Ejder almış olsa da iki tane skor alan bir Frazer var. Savaşın devamında hasarla edecek mi? Jan biraz oradan uzaklaşmaya çalışacak. Onun üzerine giden bir Froy var. Güzel sıçra Jan'dan. Monk düz vura vura kesebilir mi o Sylas diye bakıyorum. Yani Sylas canı asken o kadar kolay düşebilecek Malphite bir karakter değil. Takım arkadaşları geldi. Monk da düşecek. Diğer tarafta Rock'la Froy takım arkadaşını bırakınca bir anda 3 skor oldu bu Hello Cross için. İyi haber Lynch adına Ejder'i aldılar. Yalnız çok güzel kapattılar o Aatrox'un ışığını hiç. Oo yalnız buraya. Buraya bir ışından geliyor. Rock'la Froy geleni bekleyecek. Kaç. Oradan karbini düzene gidecekler. Bir de Seraphine geldi buraya. Kaçmayı başardı dümdüz yürüyerek. Nasıl ya kitle kontrol neredeydi? Rise Hello Cross bugün mu? Güzel kaçıyor farkında mısın? Rise orada W mu atamadı? Tam olarak görmedim ama çok atamadı rahat bir şekilde kaçtı. Burada. İnanılmaz. Yürüye yürüye sıçra bile atmadan kaçtı orada Sera. Yani oradaki pozisyonda tekrardan düşünürsek yani Aatrox çok güzel bir flank pozisyondan geldi. Yani zaten takım savaşı böyle kazanılabilirdi. Malphite'in ultisinden hiç verimli kullanamadılar. Yani Malphite son anda eli düşürecekti ama hızlı bir şekilde. Kindred ultisi geldi. Aatrox'un arka flanki ve Sylas'ın Malphite ultisi çalmasıyla bir anda takım savaşı öyle okurursa galibiyeti getirdi diyebilirim. Yani orada Malphite ultisinin hiçbir reaksiyon yoktu Lynch ekibinden. Yani tek başına içeri girdi. Ama dediğim gibi en azından Ejder'i almaya başardılar. Ki orada şey de kritik. İkinci pozisyonda Jan sıçrasını bekletti. Froy ultisini atarken Jan bir anda sıçrasını atınca kendisini o pozisyondan kurtarmış oldu. Viego reset gitseydi şayet işler bambaşka olabilirdi onun adına. O yüzden iyi bir sıçra oyunu Jan'dan da. O da son dönemde fena performans sergilemiyor takım adına. Frazer'ı yine öne geçirmeyi başardılar. Elinde bir kararma mevcut. Üst tarafta donmuş yürekli bir Malphite var. Lynch yine de o savaşı kaybetmesine rağmen harita temposunda fena iş çıkartmıyor. Bir alamet de alındı. Hiçlik kurçukları da onlardı. İki ejderi de sahipler. Objektiflerin hepsini aldılar. Zaten dediğim gibi daha bir şey kalmadı. Hebeli kılıcı da bitmiş bakıyorum Kerusha'nın. Burada tekrardan alt koridorlar orta tarafa geldi. Şimdi bakalım yan koridorlarda bir oyun görecek miyiz? Şimdi Ryze sidelane'e geçti. Üst tarafı da Malphite büyü direnci almaya başladı. Tabi Sylas Seraph var. Seraph o kadar hasar vurmasa da yine de bir AP. Sylas çok can sıkıyor orada tabi. Yetenek gücü hasarıyla evet. Beraber. Yandan gelen bir Malphite var. Dexam hemen uzaklaştı oradan. Tekerle yuvarlayıp kaçtı. Alametli orta koridoru hemen kullanacaklar. Froy da kulenin dibinden bindi. Hani kesinlikle kuleye vuracağım bunu. Hiçlik kurçukları da, hiçlik kurçuklarından gelen hiçlik kendileri de pıtı 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 gidiyorlar. Ordu gibi. İkinci kuleye de vurdurmayı başardılar. Ön tarafta sabitlenen bir Isaac var ama alameti vurdurmayı başardı. Bu aşamada Lynch Esport gayet iyi bir şekilde ilerliyor karşılaşma onlar adına. Şimdi bakalım bu avantajlarını haritada ne tarafta kullanacaklar. Yani side lane'de
Ryze yeniyor mu emin değilim. Yani iki eşyadan sonra birazcık daha rahat edecektir ama Phylos'un şu an hasarı var. Diğer taraftan Apollos iyi durumda. Mii'nde de bayağı iyi durumda. O da ikinci eşyasına doğru ilerliyor. Yani Lynch ekibi iki eşyadan sonra bence hem AD'deki randımında hem de yan koridorlarda daha güçlü. Helogros ekibini birazcık daha şu an pedala basması lazım. İlk eşyada daha güçlülerdir. Evet, ilk eşyalara baktığımızda donmuş yürek ve kararması olan üst koridor eşleşmesi var. Ormanda üçlü kuvvetin yanına bir sihir içen aldı. Şimdi Frosh. Diğer tarafta Kindred'in ellerindeki Kraken ve Coşku eşyası dikkat çekiyor. Orta koridorda eşyalar hemen hemen aynı. Belki bir kayıp kiltin farkı olduğunu söyleyebiliriz Rock'un ellerindeki. Onun dışında hemen hemen aynı eşyaları sahipler. Alt koridorda erken bir Dominik gelecek gibi son fısıltı almış Kerusha. Diğer tarafta eşitlikler mevcut. Dakika 18'e girerken 2006'ın Ninja Esports net bir şekilde önde. Hem ormandaki Minyon bu farkı net bir şekilde etkiliyor. Hem de alt koridorda Kerusha'nın açtığı minyon farkı. Her ne kadar skorda geride olsalar. Ejder'de tekrar vadide. Şimdi Linç ekibi 5 kişi buraya toplandı. Bakalım nasıl oynayacaklar burayı. Şu an arka tarafta bir ışın atabileceği totem yok. Bu Ejder'i bırakıyorlar gibi. Bakalım karşılığında orta taraftan kule alabilecekler mi? Çok kolay bırakmadı Melokroz burada ejderleri. Evet, Evet Lynch ya. güzel konum aldı ama O kule de alamadılar. hiçbir şey alamadı Helocross. Lynch birazcık tabiri caizse uyuttu burada rakibini. Yani 3. Ve Rock Ejder bir kuleye de vurmaya başladı. önemliydi. Şimdi 6 kurçukları olduğu için bu yan kulelerde rahat bir şekilde düşecektir. O sıçrayla Oo! beraber kule atlayanı sabitlemeyi başardı Rock. Kuleden sıralı çıktı. Diğer tarafta yalnız Isaac üzerinde Altay! Malphite ve Kerusha tek attılar. Kinder'ı tek yedi ultiye basamadı Isaac. Dexam Evet. üzerine doğru da Ver gidecekler. düşecek Kule altında alabilecek mi? mi Dexam? Dümdüz vurdu. Monk! Kaya gibi diyerek Monk. Yalnız o kule düştü. Frazer şimdi kötü pozisyonda kalmış olabilir. Malphite güçlü çar. Seviyorum. Yani orada alt tarafta neler oldu? Ortada nasıl o fight başladı hiç bilmiyorum. Yani alt tarafta şu an ikinci kulede gidiyor. Orta tarafta kule gittikten sonra güzel oyunun çekiminden. Yani Ryze içeri sıçra attı. Büyük ihtimalle Viego W'su ile devam edeceğini düşündü orada ama Viego orada birazcık geride kaldı. Sonrasında orta tarafta Kindred'e takılanmış biz alt tarafı izlerken. Malphite'de ultisi ile beraber iki skoru aldı. İkinci Kindred'i kestikten sonra son rally. Yani şu an Neyi düşünüyorum biliyor musun Trix? Maçın daha ne olacağı belli değil ama. Acaba Lynch dün ve önceki gün Monk'u üst koridora yollasa ve Rock'u orta koridora alabilseydi fırsatları var mıydı bilmiyorum. Şimdi yani what if ya olsaydı diyorum. İşler nasıl olurdu? Acaba alınan o diğer iki mağlubiyet alınır mıydı? Soru işareti. Ya şu an bence Monk fena götürmüyor. Ne kadar minyonda geri olsa da o birazcık takım arkadaşlarıyla beraber oynuyor. Ya Yan Monk şu an koridordaki. Lynch Esports'un Necip Uysal'ı gibi. Destek oynadı, orta koridor oynadı, üst koridor oynadı. Yani Monk nickini Lynch Necip Uysal yapsın. Ben sana söyleyeyim. Öyle bir vaziyette şu an. Her yerde takımı için görev adamı. İkinci eşyada Abyssal Mask kalmış. O da büyü dirençlerini kırmak istiyor. Yani bakalım Helocruz'un bir şey yapması lazım. Yani üçüncü direkte de oynamadılar. Dış iki kuleyi de verdiler. Yani şu an Baron yapacaklarını sanmıyorum ne çekebilirim. Yani dördüncü ejderi bekleyebilirler. Şimdi üst ormana doğru ilerliyorlar. Buradaki ilk kuleyi vermek istemiyorlar. Üst aradaki ilk kuleyi. O Viego içeri atladı. Yalnız Yalnız. kötü pozisyonda kalabilirdi bir an dediğin gibi. Helocross fazla temkinli oynuyor şu an. Yani tamam altında gerideler ama elinizde Sylas var, Kindred var. O 2-2'leri kontrol edemediğiniz müddetçe yapabilirsiniz. Ya şampiyonları var ama acaba hasar çıkar mı? Ben de onu düşünüyorum. Yani içeri girdiklerinde o ani hasar çıkar mı? İşte Yani Seraphine hep bir almasaydı. Ben ona taktım Seraphine. getireceksin diyor. Seraf'ı almasalardı işler Mesela burada bir hasta anlamda Varus dahil Rell olacak. oynasan Jhana alamaz zaten karşısı. Yani Evet Varus ama üstleşme olursa karşı Jhana hiçbir şey yapamaz bence. bu Kindred Seraph birlikte alındığı için büyük ihtimal antrenmanlarda da güzel geçtiği için aynı anda erken safhada seçildi. Yani öyle bir durumda mesela farklı bir ormancı da olacaktı. Ama yani şu an hala da işler çok kötü değil. Yani şampiyonları yine de güçleniyor. Aatrox olsun, Kindred olsun.
Ama bu son ejderi oynaması lazım. Yani bu ejder ruhunu rahat bir şekilde vermemeleri gerekiyor. Bakalım Helakurs ekibi ne yapacak? Dakika 23'e gelirken 4000 altın önde Linç ve bir dakika sonra çıkacak Alev ruhunun net hakimi gibi gözüküyor. Hello Crows'un 4. ejdere kadar bekleyip 4. ejderde bir şeyler yapması lazım. Yani eğer 4. ejderde bir savaş kovalamayacaksa diğer 2 ejderi, 2. ve 3. ejderi bu kadar rahat bırakması çok büyük soru işareti onların da. Kesinlikle. Bakalım 45 saniyede ejder vadede olacak. Ophelius da 3. eşyasına doğru gidiyor. Bakalım o da ne alacak? Sanırsam Rapid Fire alacak gibi. Boş bombardıman eşyası. Mantıklı olabilir bu arada ya dediğin gibi. Evet yani iç içeri girmeden uzun mesafeden istediği hasar vurabilir. Zaten şu an bayağı bir güçlü. Şu rakibe yani karşı içeri girmek istemezsiniz o menzili. Tabii tabii. Evet, şu an Lynch ekibi ejderin etrafında çok fazla görüşler aldı. Sol tarafta bir totem var Aatrox için veya Sylas. Ama ejder çıktığı an bitireceklerdir. Yani şu an Helocruz ekibi hiç burada değil. Aphelios Viego hızlı bir şekilde başladı. 9000 can. Bakalım gelecek mi? Yani girmek istiyorlar ama. İlginç. Helocruz Alev ruhunu aldı Linç. Bu kadar kolay vermemesi lazım rakibine. Bilmiyorum ben mi fazla şey yapıyorum ama Trix. Yani bundan sonra barona girecekler zaten. Yani ne zaman böyle bir şey böyle bir oyun bitiyor yani. 5 dakikada Kadim çıkıyor. Tamam. Yani şu an ne yapacaklar? Hiçbir fikrim yok. Oo. İşte o alev ruhu gidince hasarlar can yakmaya başladı. İçeri girmeleri lazım. Rel buraya oynamak istiyor ama canı da gitgide azalıyor. Bir anda girmesi lazım. Aferin Sultan Kaç. Yaz bir işin nöbet denemesi geldi. Senin gibi olmadı. Senin gibi olmadı. Mighty Fırına kullanma arka tarafta yalnız bir de Malphite tutusu geldi. İlk önce Rel'i düşürmeye başlayacaklar. Yalnız Kerush'a düştü. Kerush'a düştüğü için burada Hello Cross gibi kazanma koşulu olabilir mi diye bakıyorum. İkinci olarak yalnız alt koridor ikisini düşürmeye başardılar. Sylas'ta düştü. Sylas'ta düşüyor. Tundra'yı almayı başaracaklar. Şu an 3'e 2 bir takas. Frazier'da düşürebilirler gibi gözüküyor. 4 kişi birden düştü. 2'de 2 yapan bir Jhon olsa da 4 skor birden alan bir Lynch Esports var ve hemen Baron'a girdiler. Evet yani o resetleri de alınca Viego takım savaşını kazanmak birazcık kolay oldu. Kindred hala daha sol tarafta. Yani bu baronu yapmak istiyorlar mı bilmiyorum. Malphite orada Kindred'i arıyor ama evet şu an gördüler Kindred'i. Birinin engellemesi lazım. Roy tek başına alacak baronu yani 4000 can. İçeri gelmesi lazım birinin. Tanklayamaz. 4000, 3000. Monk da tekerlek yolluyor oradan Isaac'e. Rising gelmesi gerekiyor. Deneyecek, Bak, deneyecek. Evet. Isaac pit'e girmeyi deneyecek. 2000 can, 2400. Ultisini de kullandı şimdi. Baron'a vuracak. Baron'un yalnız ultisinin içerisindeyken Baron'a vurmaya çalıştı ama. Yok şanssız bir an. Dedim bekleseler. Hani hiç Baron'a vurmasalar ve Kindred'a vursalar. Hani ultisinin içerisinde. Ama işte Kindred ultisi gelince işler değişti birazcık. O genelde Kindred oyuncular o Baron'un %50-50'sini ultisiyle beraber ayarlamak istiyor ama yani Baron'un canı düşmedi 1500'ün altına. Kinner'i güzelce engellediler. Şimdi bakalım bu baron güçlendirmeleri nasıl kullanacaklar. Demek ki fight'te bu arada Aphelios ölmüştü. Yani o ona rağmen kazandı. Başlattılar. Evet. Yani Aphelios öldü ama hasarlar devam ediyor. Yani Ryze olsun, Viego olsun. Malphite ultisiyle beraber o arka tarafa çok iyi girdiler. Viego istediği resetleri alınca Lynch ekibi için kolay bir galibiyet oldu bu takım savaşında. Şimdi 3. eşyalarına ulaşmış taşıyıcılar Lynch ekibinde. Bakalım yani 1-3-1 ya da 1-4 çok rahat bir şekilde yapabilirler. Bence 1-4 yapmaları onlar için daha iyi. Malphite'ları da varken şimdi 3 koridordan da min dalgalarını itiyorlar. Viego çok iyi durumda. Dediğin gibi. O Malphite'a mı bakacak? Dexam Monk sabitleyecek ama Frazier'la beraber Dexam kovalamak ister mi diye bakıyorum. Monk ikinci vuruşta yedi. Cehennem prangasını yedi. Orada en azından patlayıcı tohumla beraber uzaklaşmayı başardı. Yani deniyorlar ama skorlara pingler geliyor. Lynch tarafından. Malphite'a o hasar çıkmaz tank. Yani çok zor. Malphite'de şu an zaten 3 eşya tank eşyalarını aldı. Bakalım bu kule savunmasını nasıl engelleyecek? Kule kuşatmasını. İlk kuleyi almak üzereler. Bayağı hasar vuruyorlar. Tabii kurçuklar da var. Çeyrek canı kaldı kulenin.
Yalnız Janelle'de bir Malphite ultisi var. Hello Cross burada tetiğe basmak ister mi diye bakıyorum. Arka tarafta KB'yi zıplatmayı başardı tabii Kerusha. Düzelteyim Tundra. Evet. Orta koridor kulesini aldı Malphite. Malphite kuleyi aldı. Buradan Lynch devam bir orada bir burada. Hop oradayım hop buradayım. Yalnız kovalayabilirler. Jean tek başına yakalayabilir Kerusha'yı. Oh. Doğrudan Malphite ultisi kullanıp tek attı. Kerusha tek attı Jean. Takım nerede diye çığlık atıyor olabilir şu an Kerusha. Bu hamle Hello Crows'un ama üst koridor Inhibitor'un savunmasına yarasa da orta koridor Inhibitor'u düşmek üzere minyonlar vurmaya devam ediyor. Yine sabitlenen bir Dexan var. O son minyonu vurun. İşte. Vuramadılar. Almayı başarıyor Lynch Inhibitor'u. Mücahinden Prangas'ın kullanımı var. Rock çekildi yalnız. Doğrudan Magnetic Fırtına'ya savaşa gidiyor. Yalnız 3 kişilik bir Malphite ultisi hasar edecek. Ne bakıyorum kimse hala düşmedi. Şimdi skor alınmaya başlandı. X skor birden almayı başarıyor. Hello Crows savaşın devamında Kindred de düştü. Şimdi Frazier de alacak. 3 kişiyi birden alıyor. Lynch Esports yine 4 ve 5. Dediğim gibi 4 ve 5 şu an pozisyonda rakibimizden doğru atılacak. Karbey skorunu alabilir mi diye bakıyorum Froy. Resetleri ala ala herkese dönüştü. Froy buradaki takım savaşını yine çok güzel oynadı. Yani o reseti aldıktan sonra... Dakika 28'de bitiyor gibi oyun. Evet reseti aldıktan sonra takım savaşını yani Vyogre için muazzam oynadı ve oyun bitiyor gibi. Lynch ekibi bitiriyor. Dakika 28'de Lynch. Bir tane galibiyet almayı başardı en azından süper haftada.